Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün gerçekten bomba güzel bir eğlenceli video ile sizlerleyim. Bugün arkadaşlar Google'a en iyi restoranlarını soracağız ve Google'da yazan restorana gideceğiz kardeşlerim. Kriterimiz ne biliyor musunuz? Reklam olmaması. Reklamlıysa tıklamıyoruz. En altta böyle adresler falan gözüküyor. Oraya tıklayacağız ve gideceğiz. Orada da yiyeceğiz. İlk hamburgerle başlamak istiyorum kardeşlerim. Hemen istiyorsanız İstanbul'un en iyi hamburgercisi yazdığımızda neresi çıkacak ona bakacağız ve oraya gideceğiz. Hemen yazıyorum. Yerler kısmı buna baktığımızda arkadaşlar burada Akali çıktı. İşte tam bundan bahsediyorum. Altında biber burger var ama en üstte Akali var. O zaman Akali'ye gideceğiz. Hamburgerimizi yiyeceğiz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar selamlar. Akali'ye geldim. Burada şimdi menüye tıkladık. Ben burayı birçok kişiden duymuştum. Ama ilk defa yemek kısmet olacak. Sağ olsun çalışan arkadaş da tanıdı. Ona açık açık sordum. Burada ne tür, ne seviyor, ne ediyorlar, insanlar ne yiyor. Zaten burada tek tip hamburger varmış. Yani klasik bunların bir hamburgeri var. İçinde işte turşu soğan, cheddar. Bunlar işte fix böyle bir sosları var. Onları koyuyor. Buranın asıl olayı soslarıymış arkadaşlar. Yani burada kaç tane var toplam sos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 çeşit hamburgere koyabileceğiniz sos var. Ben de dedim ki insanlar genellikle hangi sosu tercih ediyor? Truff Algar dedi. Ben de Truff Algar'ı hamburgere eklettim. Bir tane de patates kızartması söyledik. Ben 80 gram söyledim. 80 gram var, 160 gram var, 240 gram var. Sevgili Furkan ekip arkadaşım 160 gram söyledi. Ama bu güzel koku eğer buradan geliyorsa, ki buradan geliyor başka bir şey yok. Ev falan var. Bir de burası var. 160'ı ben yerim dedim, ona gülüyorduk daha demin. Ya abi sen bilirsin dedi. Ben yok, 80 gram söyledim. Çünkü bugün birçok güzel şey yiyeceğimizi ümit ediyorum. Ağzımın suyu aktı. Aç başlıyorum abi. Bir de şunu göreceğiz bu arada. Google'a yazacağız. Buradaki yazan işte verilen puanlar falan herkes kişilerin kendileri girip yorum yapıp yazdığı, hani reklamsız falan, direkt böyle sizlerin, yani sizlerin dediğim insanların seçmiş olduğu en iyiler olacak. Onun için acaba böyle şey geliyor bazen acaba. Ya abarttıkları kadar var mı? Abartı mı değil mi? Bunların hepsini göreceğiz. Güzel format. Bu arada bu takipçimin adını hatırlayacağım. Bunu bir takipçim önerdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Buraya muhtemelen ismini koymuş olacağım. Bulmaya çalışacağım. Binlerce mesajın arasından. Eğer buraya koyamazsam yazarsan Instagram'dan story ile paylaşırım kral. Kusura bakma. Vallahi böyle çok heyecanlandırdı. YouTube'dan yazmıştı bu yorumu. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok güzel bir fikir. Ya Furkan amacın ne ya? Geçtim abi. Patatesi söyledik. Sade. Böyle sosluklar koymuşlar. Buranın kendine ait ayranı ve limonatası bulunuyor. Ben fermente ayran söyledim. İçinde nane de var. Şey dediler, bunu manda yoğurdundan kendileri yapıyormuş. Furki Jumping de şey söyledi. Limonata söyledi. O da kendilerine ait. Şimdi hamburgeri göstereceğim. Şunu söyleyeyim. Hamburger boyut olarak küçük. Yani tamam mı? Ufak, yani ben buna tek atarım. 180'lik iki etli oluyor. Şöyle bir yiyeyim. Çok güzelmiş. Her yer cheddar. Nasıl tutacağımı bilemedim ya. Heyecandan çok açım. Arkadaşlar her yerden cheddar akıyor. Şöyle göstereyim. Ben söylemeyi unuttum. Et hafif az pişmiş. Çok iyi pişmiş istemem gerekiyordu. Az pişmiş söyledim. İçinde gerçekten soslar falan çok güzel. Bak şurada şöyle göstereyim. Karamelize soğan, turşu karışımları var. Cheddar bildiğin akıyor. Nane değil, fesleğenli bu. Yanlış söyledim. Şimdi içince anladım. Ayran çok güzel. Yani şöyle ekşi yoğurt ve ekşi ayran sevmeyen kesinlikle hani içemez ama ben buna bayılıyorum. İsmini vermeyeyim, hatta buna benzer böyle bir marka da var. Her yerde de bulunmuyor. Çok güzel. Bu ayran da tadı ona benziyor. Çok böyle ferahlatıcı bayağı. Fiyatlar aslında böyle söyleyeyim. Bu 80 lira. Bunun fiyatı 80 lira hamburgerin. Çok küçük. Yani ben bundan 5 tane yerim. Patatesin fiyatı 36 TL. Ama bayağı fazla. Bence fazla. Bak ketçabı sıktın ya. Ne yapıyorum ben? Acı sos da var mesela burada. Bunu ayrı değil de bunu şöyle bir hafif açıyorum. İçine böyle arkadaşlar döküyorum, o böyle güzel bir acılık veriyi. Bu arada pipetler de buradaydı ha. Uçmasın diye koydu hanım kızımız da. Ben hardalı koyduk. Başka. Furki Jumping. Şu mayonez ha. Mayonez de tamam. Bak bu tip patatesler arkadaşlar şöyle tam şeylik oluyor. Ya sosu banmalık böyle çukur ya bak. Patates bir hazır patates için bence fena değil ama benim gibi hamburger, ekmeği falan her şey çok güzel ama küçük. Pardon çok özür diliyorum. 80 gramın, bu benim yediğimin fiyatı 64 TL. 64 TL fiyatı var. 160 gram 84 lira. 240 gram
104 lira arkadaşlar. Benim seçtiğim sos Trafalgar, ekstra 14 TL ekliyor. Hamburgerim ne olmuş oldu? 78 liraya geldi. Patates kızartmasının fiyatı 36 TL. Benim içtiğim ayran 36, limonata 36. Koladan falan pahalı ha. Kola 26 lira. Fiyatlar bu şekilde. İşte iyi bir hamburgerin ortalama fiyatı bu. Yani 78 liraya ben doyar mıyım? Doymam. Yani ben buradan ben size şöyle söyleyeyim. 240 gram 104 lira da beni doyurur. Evet, yedik içtik. Toplam burada 284 lira bir para ödedik. İşte Furkan'la ikimizin toplam yediği hamburgerlerin, içeceklerin fiyatı. Şimdi arkadaşlar San Sebastian yemeğe gideceğim. Onun için buraya İstanbul en iyi San Sebastian yazıyorum. Çıkan B.blog diye bir mekan. Buraya tıklayacağız, yol tarifini isteyeceğiz ve oraya gidip San Sebastian'ımızı yiyeceğiz kardeşlerim. O zaman haydi şimdi gidip tatlımızı yiyelim bunun üstüne. B.blog'a geldik arkadaşlar. Gerçekten büyük. Değişik kurabiyelerin de olduğu bir yer. Yani böyle bayağı cheesecake falan filan her şey var. Ama ben burada gittim. San Sebastian'ımızı aldık. Çayımızı da aldım. Bir fincan da çay aldım. Şöyle hemen sizlere de gösterelim. Şaşırdığım noktayı hemen söyleyeyim size arkadaşlar. Bu bildiğiniz bir porsiyon. Yani burada geldiğinizde San Sebastian istiyorum dediğinizde bir porsiyonda böyle iki tane bulunuyor. Boyutları orta baktığınızda ama normal dışarıdaki bir dilimden de büyük bence. Yani bir dilim isteseniz ikisinin toplamından biraz daha küçük olabilir. Bak rengi falan değişik duruyor ha. Böyle üstü falan dayanmış. Abi rengi falan çok farklı ya. Bir şey söyleyeceğim. O kadar güzel ayarı yapılmış ki arkadaşlar, o süttür, yumurtadır, yani içindeki ürünlerin ayarı o kadar iyi olmuş ki, yani şekerli bir şey yiyorsun ama kesinlikle böyle fazla ağır gelen bir şeker yok. Hani tatlıyla aran yoksa bile bence bunun bir tanesini çok rahat bir şekilde gömersin. Yani mesela ikisini yiyebilir miyim ben bilmiyorum ama bir tanesi benim için kesinlikle ideal. Yani burada şöyle yapabilirsin yani. Dediğiniz gibi canınız bundan çekti ama çok tatlıyla aran yok. İki kişi oturdun, bir bundan söyledin, birer çay söyledin, kesinlikle idare eder. 69 TL tuttu işte. 55 lira bu. 14 lira da bunun fiyatı. Ama bak ablacığım yani. Baksana ya. Kalıp gibi şöyle bak. Üf. Harbi çok kaliteliymiş. Kuchis diye bir pastane var. Bizim o çok meşhur. Oranın da gerçekten çok güzel. Ama buranın olayı sırf bu neredeyse. Yani herkes tüm olumlu yorumlarını bunun üzerinden yapmış ve kullanmış. Gerçekten de şu an 2'de 2 gidiyoruz. Bu beni aşırı mutlu etti. Bence fiyat performans açısından falan harbiden iyi yani. 55 lira bu tatlı için çok güzel bir fiyat. O zaman sevgili gececi gündüzcü tayfam, bu sizin için. Ama bunun yanına bir kaçak çay giderdi diyormuş değil mi? O zaman Furki de şunu gömsün. Hemen ne yiyeceğimizi Google'dan seçmek için geliyoruz. Şimdi arkadaşlar pilava gideceğiz. İstanbul en iyi pilav yazdığımda çıkan yer, hemen bakıyoruz. Evet, gösteriyorum size. Tarihi Kalkanoğlu pilavcısı çıktı şurada. Burası nerede? Beyoğlu tarafında. Aa, ben biliyorum burayı. O zaman haydi gidelim pilavımızı yiyelim kardeşlerim. Ve Beyoğlu'nda Tarihi Kalkanoğlu pilavcısına geldik kardeşlerim. Burada herkesin en çok tükettiği, tercih edilen pilavı istedik. O da kavurmalı, kuru fasulyeli pilavmış. Biz de ondan söyledik. Ondan yiyelim. Herkes ne yiyorsa ondan yiyelim. Ve hepsinde tadına bakmış olacağız böyle. Hem kuru fasulyesi nasıl, hem işte kavurma nasıl. Gerçekten de bu bahsedilen gibi. Çünkü en yüksek o çıktı. Yani herkesin beğendiği pilavcı o çıktı. Ben daha önce geldim, yalan söylemeyeyim. Hatırlamıyorum. Gelmiş olabilirim çünkü bir dönem burada okuldum. Ama işte kaç? 10 yıl mı oldu? 11 yıl mı oldu? Yani çok süre geçti. O zaman size yemeğimizi gösterelim ve başlayalım. Bak. Pirinç pilavı gerçekten böyle et suyuyla yapılmış gibi duruyor. Rengi beyaz değil, başka bir renk. Pilavı bir sade alacağım ilk önce. Bak tereyağı var ya, tereyağı. Normal yediğimiz sokak pilavıyla çok farklı hiç. Yani benzer değil. Çünkü burada gerçekten tereyağı, işte et suyuyla yapmışlar falan. Belli Karadenizliler. Tadı acayip güzel geliyor ya şu an. Yani böyle yoğun bir tereyağı tadı var. Çok güzel bir tereyağı tadı var. Şunların da tadına bakalım tabii ki. Ha şu işte, biliyorsun. Yani bu her pilavcıda olur. Şöyle kavurmalı aldım. Kavurma da akıyor. Pilavın üstüne değil, böyle yanına koymuşlar. Kavurma yanında.
Hem buradan sade de pilavın tadına bakıyorsun, buradan kavurmayla bakıyorsun. Yani bu şeyi unutun. Yani normal pilav arabalarında yediğiniz pilavı unutun ya da işte standart pilavcıdaki pilavı unutun. Bu başka bir tarz, başka bir stil. Tam Karadeniz usulü bildiğiniz tereyağlı işte et suyuyla. Beyaz değil yani. Bildiğin işte et suyuyla o tereyağının böyle hafif yanmış, böyle güzelce rengini almış. Tereyağının direkt rengini almış yani bu. Fiyatını da söyleyeyim mi size? Bu yediğim kuru fasulye kavurma pilavın fiyatı 70 TL. Hoşaf var 15 TL. Aa komposto. Bak komposto bu sıcak havada güzel gider ha. Komposto iyi olabilirdi. Normal kuru fasulye pilav 60 TL. Kavurmalı pilav da 60 TL. Ayrı ayrı da satıyor. Fiyat bence gayet makul kardeşlerim. Şundan dolayı size söyleyeyim. Çok popüler evimin orada olan Kısıklık kuru fasulyesi var. Oraya gittiğimde böyle üçlü tabak söyledim. Kavurma, pilav, kuru fasulye. 130 lira para verdim ve porsiyonu gerçekten de azdı. Ya yani bu daha doyurucu. Lezzet açısından da gayet güzel. O kuru fasulyeci de Kısıklık'ta şeydi. Küçüktü porsiyon, azdı. Burada daha büyük. Ve daha yarı fiyatına. Ben komposto alabilir miyim ya varsa? Eyvallah. İçer misin Furkan'cığım, sana da ısmarlayayım mı komposto ha? Ola ki gelirsen ikisini birden dene. Bunun fiyatı 15 TL. Hiçbir şey değil. Su zaten dışarıda 15 TL. Çok güzel. Pilava da kuru fasulyeye de genel anlamda bayıldın. Dediğim gibi böyle tereyağlı, böyle güzel bol tereyağlı pilav seviyorsan bu gerçekten amaç. Kavurma standart güzel bir kavurma. Hani wow bir kavurma da değil, kötü bir kavurma da değil. Gayet pilavla akan bir kavurma. Kuru fasulyesinin de tadı güzel ama olay gerçekten pilavsa pilavı 10 numara. Ama dediğim gibi burada alışmış şey unutacaksın kanka. Sokaktaki pilav kafası değil bu. Ayrı bir pilav. O zaman şurayı gömelim. Kardeşlerim diğer seçim için hemen geliyoruz. O zaman şimdi tantuni yemek istiyorum şu an. Tantuni yazacağız buraya. Kadıköy tantuni çıktı. İstanbul en iyi tantuni yazdığımda Kadıköy tantuni çıktı. Oo, buradan karşıya zıplıyoruz. Çok güzel. Hadi. Hadi geçelim. 1,5 saat trafiğin ardından Kadıköy tantuniye geldi. Kendi çöplüğüme Kadıköy'e geldim. Burayı ilk defa deniyorum. Daha önce hiç denemedim. Tantunici videosu çektiğimde bile düşünün buradan haberim yoktu. Ama Google'a İstanbul en iyi tantuni yazdığım zaman da yorumlar falan Google burayı yönlendiriyor. İlk defa deneyeceğim, benim için çok iyi. Eyvallah. Furkan bak ayran 10 numara, gittin Sprite söyledim bak. Birer tek dürüm et tantuni söyledik arkadaşlar. Bu arada şöyle de ikramları var. Roka işte limonuydu. Süs biberiydi. Bu da ikram ettiler. Bu videoda şu çok güzel oldu. Daha önce gerçekten gitmediğim mekanlara, dediğim gibi bir pilavcı da emin değilim. Çünkü üstünden çok sene geçti. Normalde böyle şeyleri pek unutmam. Ama dediğim gibi karıştırıyor olabilirim. Çünkü hemen onun 1-200 paralelinde belki Beyoğlu tarafını bilen bilir. Orada yine bir Karadeniz lokantası var. Oraya gittiğimi hatırlıyorum ama burayı hatırlayamadım. Ha, velhasıl Kenan birçoğuna, hatta hiçbirine gitmedim. Bu yönden çok iyi oldu ve şu an 3'te 3 gidiyorum. Gerçekten yani gittiğim her mekan harbiden iyi çıktı şansıma da. Güzel çıktı. Fiyat performans olarak fena değillerdi. Yakıştı. Şey yakıştı yani. Verdiğim paraya ulan bu parayı niye verdim demedim yani. Allah var. İşte hamburger en pahalılarından bir tanesiydi. Mesela Furkan dedi ki abi dedi o yediğin pilav sence 70 lira pahalı değil mi dedi. Bence ben piyasayı bildiğim için şu an değil. Normal sokakta pilav yediğin zaman zaten 30 lira para veriyorsun arkadaşlar bir kapta. Burada büyük bir porsiyon pilav, kavurma, fasulye yiyorsun. Ve dediğim gibi de harbi hakiki tereyağlı pilav yiyorsun yani. Güzel bir pilav yiyorsun. Onun için 70 lira okey diyorum ona. He normal ederi belki önceden 40 lira falan da o. 40 lira, 45 lira. Ama o zaman da işte yine 15-20 lira falandı tavuk pilavda. Çok trafiğe kalmayalım falan dedik ama yine Avrasya Mavrasya kıvrıla kıvrıla geldik oralardan. Şöyle bir... Biraz tuzlu. Şimdi o zaman tantunimiz gelsin. Şöyle içine koyuyorum. Yenecek bir tantuni. Ama bu standartlarda başka tantuniler var mı? Elbette var. Ama kesinlikle lezzetli bir tantuni. İçindeki maydanozu, soğanı falan da gayet güzel olmuş. Bak dışını çok güzel yağlamışlar. Bu zaten benim favorilerimden yani. Bu tür yağlamayı bazı yerler yapıyor, bazıları yapmıyor. Ağır olur, müşteri sever sevmez bilmiyor. Ama burada direkt böyle dış ekmeği de yağlanmış. Benim hoşuma gitti. Bak. Bak dinamiti koyduk mu içine. Uzun zamandır et tantuni
şöyle yemiyorum. Tavuğa sardım, tamam mı? Sipariş verdiğim bir yer var. Çok güzel tavuk tantuni yapıyordu. Bayağı tavuk tantuniye sardım ama tantuni deyince et ilk akla gelen. Onun için burada et yemek istedim. Bence İstanbul standartları için gerçekten başarılı. Yani etinin lezzeti iyi, koku yok. Lezzetli bir et, içinde kullandığı soğan, domates falan. Bu salatasının falan da tadı güzel. Etli ürünleri çok seviyorum ben ya. Ha, et gerçekten her öğün yerim yani. Vallahi yani. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Tırnak içerisinde en meşhur yerlere gittim, tamam mı? Mersin'de işte herkesin söylediği, bilindik falan. Yemin ederim o övdükleri, ettikleri kadar iyi değildi. Ama mahalle arasında bir iki yer keşfettim. Damak zevkine güvendiğim bir iki yer söyledi ki gel şuraya döne. Bak arkadaşlar yani oraya girmeye cesaret edemezsin. Şey anlamı ya şimdi burada yenir mi? Hani şey dersin lan temizliği falan nasıl o Mersin'deki yerde? Ama şu zamana kadar hayatımdaki yediğim en iyi tantuni yapan yerlerde o Mersin'deki yerler. Çayımızı yudumlarken fiyatımızı da öğrendik kardeşim. 40 lira et tantuni dürümün fiyatı, 15 lira da ayranın fiyatı, toplam 55 TL bir fiyatı var. Zaten bunlar da dediğim gibi ikramları. Vallahi bugün sabahtan bu yana çok güzel şeyler yedik. Çok güzel tatlılar, yemekler yedik, içtik. Bugün Google'da en iyi yerleri sorduk ve Google'dan aldığımız cevaplarla mekanlara gittik. Bizi yanıltmadı yani öyle söyleyebilirim. Yüzde damak zevkinize göre değişecek tabii ki de. Yani bence %85'lik bir orana sahip ondan sonra. İnşallah kısmet olur. Bunu diğer şehirlerde çekme fırsatım da olur arkadaşlar. Buraya kadar geldiysen sana çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.